Nurhan! O nasıl bağırıyor Seda Hanım? Geldim, geldim. Vallahi korktum ben de, geldim. Bakayım, aa kadına bak, yıkılıyor. Efso. Teşekkür ederim. Efsane olmuşsun. Hadi bacım, hadi. Teşekkür ederim. Nasıl olmuş Seda Hanım? Sahnelerin gülü. Sofra düzeni güzel olmaz diye düşünüyorum. Zaten yetiştiremeyecektir diye. Masa düzenini beğenmeyeceğim. Yani eksiklerini bulmaya çalışacağım. Ben bunu sevmem, ben bunu beğenmem. Sizin yemekleriniz arasında ana yemek haricinde yemediğiniz bir şey var mıdır? Çok geçmiş şurada. Vardır. Tatlıyı kesin bilmiyordur. Ondan sonra... Tiramisu'yu bilmeyen mi var artık? Vallahi ben Ayfer'den şüpheleniyorum. Mutlaka masada sevmediği bir şey var. Paçanga böreği yine mi diyecektir? Onu Merve Hanım söyledi. Masanın kıskanacaklarından eminim sadece. Çatal ve kaşık koyuyorum. Şunların uyumu çok güzel. Goldlar buradan kenardan yakaladı. Tatlı kaşığı. Hem şöyle. Çatal koyacağım hem kaşık şey. Belki çatallı yiyen çatal olur, kaşıklı yiyen olur. Çatal bu tarafa. Kapına git bak. Yürü şu lekeli. Benim sofra düzenim çok güzeldi. Sanmam benim gibi sofra hazırlamayacak. Yetiştirecek de ama çok sade bir masa bekliyorum kendisinden. Çünkü yemekler kolay, masaya da yetişir. Bir saat öncesinden çıkacak ama sade bir masayla karşılaşacağız. Onu da yapamayacak. Yapmayın diyorum ama ısrarla yapıyorsunuz. Bence sen yapma demeyi bırakmalısın. Siz yapmayı bırakırsanız. Yok, bırakamam. Çünkü vakti var. Bıçakların nerede? Sofra düzeninin güzel olacağını düşünmüyorum. Yani genelde pastel tonları kullanıyor. Masası da o şekilde sıradan bir masa olacaktır diye düşünüyorum. Tamam değil mi? Başka böyle üstüne koyacak peçeten yok mu? Hayır yok. Yoksa düz beyaz peçeten yok mu? Yok. O zaman bunu isteğe bağlı mı verelim diyorum acaba? Böyle yoksa şöyle mi koyalım? Nurhan Hanım ne kadar da sakin. Vakti var. Vaktim var. Masaya da başka bir şey getirmeyeceğim. Dış ses. Şey, tamam. Efendim? Ben bu peçeteye masada da yer bulamadım da. Aynı fikirde miyiz seninle? Ben onları beğenmedim. Tamam şuraya koyalım, isterlerse veririz. İsteyecekler tabii. Ben kendim alayım bir tane şuraya. Tamam. Oraya köşeye. Ekmek şeyin nerede? Getiriyorum. Hadi git al gel. Öylece bırakıverdi. Ama peçetelik yok. O zaman... Neden geri geldiniz? Pardon. Kız onu niye aldı? Kız koy. Sofra düzeninden beklentim çok yüksek değil. Çünkü Nurhan Hanım yaşını almış bir kadın. Yani modernden ziyade eskiye kaçacağını, eski bir hakimiyet olacağını düşünüyorum. Bir tek peçeten hariç masan gerçekten güzel oldu. Kıskanacaklar. Bunların içi dolu mu? Dolu. Emin misin? Vallahi eminim. Bence o siyah aksesuarları koyunca peçeteler olacak. İşte onu düşünerek al. Koyun o zaman. Bari neler, bir tanesini mi koyayım? Şöyle çaprazlama koysak, birini de oraya koysak. Çok güzel oldu, çok. Tamam bir tane de oraya koy, geldiklerinde kapatırlarsa. Bakayım çok anlamlı oldu onlar. Dekor, bir anlamı yok. İçine böyle bak incik boncuk falan böyle. Bunda yok, bir tanesinde vardı biliyorum. Neden içine baktınız Seda Hanım? İncik boncuk dedi, ona bakıyorum. İşte incik boncuk. Orada şamdanlar da vardı. Hadi canım işte sen lollipopunu ye. Düşme bu tuzağa. Düşmem asla. Yok yok bakayım tamam hadi. Şu kedileri koysam acaba? Yok artık. Şaka yaptım. Masanın ortasına oturasım geldi. Seviyorum. Aa şuradaki kedileri koysam balık yakalamış. Hazırız ya bak gelmez. Aha geldiler koş koş koş. Hadi koş. Güzel güler yüzlü karşıla böyle. Tabii. Sen zaten güler yüzlüsün de. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Merve'ciğim. Hoş geldin Ayfer. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Fikir'cim, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldin. Vaydeciğim. Hoş bulduk. Buyurun. Bu masayı en çok Merve kıskanır. Neden? Çünkü çok hazırlık yaptı o. Ve onun masasından merhaba, güzel olduğunu düşündüm. Merhaba ay, Seda Hanım. Ay, az kalsın yakalanıyordum. Merve geldi. Merhaba Hanım. Merve, hoş geldin. Ayfer, Bekir, Vahideciğim. Evet, dördüncü gün Nurhan'ın evindeyiz. Nurhan günün mana ve önemini belirten konuşmasını yapıyor. Hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz de. Zaten gelecekler. Ya gelmeselerdi. Pek bir samimiyetsizdi Seda Hanım ya. Samimiyet demişken Nurhan Hanım masayı kurarken herkes çok samimiyetsiz. Bir tek Bekir Bey samimi dedi. Ya. Ayfer kontrole başladı Ayfer. Evet. Ne buldum? Ve buldum. Kesin bir şey vardı. Seda Hanım görüyorsunuz yani ben
uydurmuyorum. Burada hepsi. El lekeleri. Acı dışında evet, içinde var mı? El lekeleri ve nokta nokta lekeler var. Bak şu tarafta görüyorsunuz. Nerede İkbal'in büyüteceği? Yani olsaydı iyi olurdu, görüyorsunuz. Kız acı dışındadır o, içinde yoktur. Bilmiyorum iç mi dış mı ama burada... Dış içinde yok. Bak bir şey vardı, sildim şimdi ben de. Koyarken belki elleri... Yani çok normal o. Makyaj yaptı ya, fondötenli elleri. Seda Hanım'ın el izleri o, benim ben. Benim el izim. Merve, şunlar benim el izim olabilir mi? Seda Hanım şuraya bakar mısınız? Yani keşke bak bu yani kabul edilirken bana attığı iftirayı değiştirelim de hemen mutlu olacaksan. Görebiliyor musunuz? Evet, gördüğünüz gibi ben onu kurtarmak isterken onun bana attığı iftira işte Seda böyle foyası. Yani ben bunda nasıl su içebilirim? Bak. Yani çamur sanki sıçratmışlar üzerine. Zaten sokaktan toplayıp getirdim onu. Sokaktan ama artık mutfaktan mı sokaktan mı yani çok kötü arkadaşlar da görüyor. Yani işte. Çok normal. Ama evet, bu kadar yani olmaz. Işte yani çok sizin fazla. Daha kötüydü. Hayır kötü, böyle değildi benim bardağım. Normal mi dediniz? Hayır normal değil, daha kötüydü Ayfer Hanım'ınki. Ama öyle söylemediniz, normal dediniz. Yani şöyle normal, hani yerleştiriyor ya. Evet. Dokunduğu an, şimdi yani sürekli yerleştirirken, bezle silerken de yerine koyacak. O yani. Şekilde de iz olacak, yapacak hiçbir ama şey yok. Ama siz çok hassas. Ben, hayır ben tabak için o şekilde söylemiştim. Ben bardaklarla ilgili bir yorum yapmadım. Anne fark ediyor, tabak fark ya bardak ediyor. Fark yok, ediyor fark mu? Fark ediyor. Evet, Seda evet şimdi... Merve Hanım'ın günü geldi. Kendisi böyle pıs evet, bir balon bir söndü. Şimdi bardak diyor ki ben tabağa takılıyorum. Ne alakası var? Bardakta da su içiyoruz, içecek içiyoruz. Doğru, yani. Doğru. İkisi de bir türlü içindeki ağzına geliyor. Çocuğun evinde içmediniz işte. İçmedik. Ama içemedik tozluydu. Sedan, gerçekten tozluydu. Evet, Sedan, gerçekten evet. Tozluydu. İşte diyorsunuz ya tabağa takılıyorum. Çok orada da bardağa takılmasaydınız. Yok ben zaten yok. Takıldım. Ama sadece bardağa o... böyle değildi. Keşke konuşabilsem neyse. Pardon. Peki. Ama normal dediniz, sonra diyorsunuz tabağa takılıyorum sadece, bardağa da takıldığınız olmuştur. Yok. Yok, afiyet olsun. Peki. Ya peki değil saygı de yani... Duyuyorum. Sıkıntı yok, dün, saygı duyuyorum. Yani bir gün önce öyle bir yorum yapıyorsunuz, bugün böyle ben olmaz ki. Ben yorumlarının arkasındayım zaten. Şimdi tabak yerleştirirken hani havlu peçeteyle silip yerleştirebiliriz. Ben bardağı silsem de ben bunu yerleştirirken mutlaka benim el izim olacak. Bunu engelleyemem ben. Engelleyebilirsiniz. Eldiven takabilirsiniz. Fark yok, etmez. Eldiveni de izi çıkar. Hayır bu şekilde yerleştirebilir. Eldiven nasıl izi çıksın? Bu şekilde yerleştirebilir bardağın. Bu sefer sen ama sapındaki ya, el izine lafa geldin. Sen edersin. Sapındaki görünmüyor ki. Ben sapında mı içiyorum? Ben sizi onaylıyorum Ayfer Hanım. Değil mi? Sadece Merve Hanım diyor ya normal hayır. Diyor. Normal olamaz. Niye bir bizim masalarda normal kadar, diye bir şey yoktu. Bu kadar onun bardağında da hatta şurada var görüyorsunuz. Yani bu kadar fazla olmaması gerekiyor bence. Ben normal ben dediğine takıldım. Sadece normal olamaz. Yani ben daha fazla peki o zaman Merve şöyle başla. Sofrayı nasıl buldun hayatım? Hı-hı. Yine yani sakın yanlış anlamayın. Yine aynı ürünler. Yine aynı tabaklar. Sıradan. Artık ben sıkıldım. Yani tamam çok şık görünüyor ama hı-hı. Hep başka aynı. Başka ne koyulur ki tabak yok, olarak? Yok aynı. Kuş, kuş, aynı tarz, modeller. Kuş ya da pırlanta taş falan aynı mı diyeceğim bilemedim. Sıkıldım. Çok sıkıldım. Aynı tarzlar ya. Yoksa çok şık. Yani ben tabak kullansak yorum, mantıklı olur muydu acaba? Çok şık. Ama teşekkür aynı. Ederim. Aynı sıradanlık. Her yerde gold rengi var. Ama takı aşırı, ne yapabilirim? Aşırı gözüme takıldı. Ama şey gold olması konsept bu. Peki o zaman Bekir sen devam et. Ben, Merve beğenmedim dedi. Sofraya Seda Hanım ben yemek takımlarınızı çok çok beğendim. Hı, Nurhan Hanım. Çiçeği çok abartılı buldum. Çok fazla büyük sanki. Yani çok fazla yer ama kaplamış. Ama ben şarşayı severim. Takımlarınız severim çok ben. Güzel. Örtünüzü pek beğenemedim ama genel olarak güzel görünüyor teşekkür sofranız. Teşekkür ederim. Çiçek neden büyük geldi size Bekir Bey? Çok abartılı yani hani bayağı bir büyük. Düğün çiçeği gibi bir şey. Yani arabanın önüne takarlar ya böyle kocaman. Yok, hani onun gibi duruyor. Ama Ayfer'in çiçeğine de küçük dediniz. Evet işte ortası ikisinin ortası ama olabilirdi mesela. Bu, bunda ondan bir tık. Bence benim çiçeğim çok kibar ve zarifti. Hmm. Yine sizin gününüze mi gideceğiz Ayfer Hanım? Başladık evet, yine daha. Bugün biz oradan çıkamadık. Evet çıkamadık sizin evinizden. O gün, o gün de durdum. Durdum. Yorgunluğum vardı, heyecanım ben vardı. Ben görmedim evet, oradan. Evet, devam ediyorum hanımlar. Yemek takımlarınız çok güzel, çiçeğinizi abartılı buldum. Bir de örtünüz farklı bir şey olabilirdi ama genel olarak güzel. Nurhan Hanım diğer yarışmacıları samimiyetsiz bulurken sizi samimi bulduğunu belirtmişti Bekir Bey. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu görüşü içerisinde. Evet, birazcık utandırdınız tamam. Beni. Yani, öyle katılıyorum yorumuna. Hiçbir bana da samimi gelmiyor masadaki arkadaşlarımın. Neden o şekilde düşündünüz? Öyle yani böyle biz bir tamam miyiz? Bir yarışmacı yarışmadayız. Evet yani hani
bir şekilde davranmamız gerekiyor ama hani biraz abartılı geliyor, samimiyetsiz geliyor. Mesela beğendiğiniz çorbayı beğeniyorsunuz ama beğenmedim diyorsunuz. Yani herkes için söylüyorum, sadece sizin için değil bu. O bana samimiyetsiz geliyor. Yani tadına... beğendiğin şeyi de beğenmedim diye puan kırmaya bahane olsun diye. Yani, hani ben bunu röportajlarımda da söyledim tadını zaten. Tadını beğenmedin diye samimiyetsiz mi oldun? Hayır. Beğenip de beğenmedin. O zaman baş samimiyetsiz Ayfer. Çünkü Ayfer dedi ki beğendin. Hayır ama o zaman samimiyetsizlikle suçluyorsan Ayfer dedi ki ben puanlarıma da bunu yansıtıyorum. Ki bu bir yarışma. Evet. Eğer stratejide varsa uyguluyorum. Budur demedin evet. mi? Evet. O zaman ilk alınacak o. Siz az önce yemekle ilgili beğendim, beğenseniz de beğenmeseniz de beğenmedim diyorsunuz. Beğendiğiniz evet, halde. Evet. Peki siz üç arkadaşımın beğendiği pilavı neden beğenmiyorsunuz? Ama benim damak zevkime uymadı. Kimin pilavını beğendik biz? Benim pilavımı beğenmiştik. Ne zaman beğendiniz? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben beğendim. Ben beğenmedim pilavı. Sen beğenmiyorsun. Sen zaten hiçbir bugün, pilavı bugün, Nurhan Hanım beğenmiyorsunuz. Yok, pilav benim... Bugün mutfakta da konuşuldu senin pilavınla ilgili. Evet, Nurhan Yepek yemek yaparken ben yine söyledim. Ben senin yaptığın pilavı beğendim. Yani ben de güzel yapmıştım. O yine beğenmedi. Gerçekten... Yani Nurhan yine hayır ben beğenmedim dedi. Zaten İnan Nurhan Hanım nedense hiçbir şeyi beğenmiyor. Nurhan Hanım mutfakta Ayfer Hanım hiçbir şeyi tatmamış konuşuyor. Düşük puanlar verecektir. Bu kadar sevmediği şey varsa neden yemekliğinize katılıyor dedi. Sadece sevmediğim şeyler yapılmıyor. Sevdiğim şeyler de var menünün arasında ama... Genel olarak sevmedim. Ben bunu zaten sevmiyorum. Kereviz için mesela. Vay da o zaman siz kerevizi seviyordunuz. Neden beğenmediniz? Çok beğendim. Beğendiniz çorbayı mi? Çorbayı çok beğendim. Siz neredeydiniz? Bugün nasıl? Mutfakta dün da söyledim. Dün neredeydiniz hakikaten? Sen gerçek neredesin ben ya? Ben çünkü kerevizin her şeyini Ayfer çok severim. Ayfer çağırdınız mı? Hatta dedi bütün yemeğini seviyorum. Evet. Bütün kerevizin her şeyini çok severim. Seda Hanım masada direkt Nurhan Hanım'a mı odaklanayım yani? Ama dedi ki ama ben 20 kişi kim yani? Çok beğendim seni çorbanı. Toplasan 5 kişiyiz yani Seda Hanım'sa. Can sıkıntısından konuşuyor Ayfer Hanım. Can sıkıntısından değil. Benim yemek bilgimden... Vaydeli kereviz çorbası... En yıldım. Çok Nurhan beğendi. Hatta dedi ki bütün yemeğini beğenirim kerevizin. Dün her şeyini normal. Beğenirim. Ama senin çorbanı hala beğenmiyor. Neden? Karabiberi fazla dedim. Güzel ama karabiberi fazla. Keşke çok acı dedi. Bir tık daha evet böyle hakikaten boğazımdan çok geçerken acıydı. Yandı. Acıydı. Ki ben deli acı severim. Sanki şey o acı biberi aldım. O biberlerini kütür kütür yerim ben aldım ama. Böyle içine ekledim size sundum. Hayır öyle çorbanızda yoktu. Köftelerin bayağı acıydı. Çok acı olsaydı Seda Hanım da derdi ben aynen, yemedim. Çok Seda Hanım dedi ki acım ben acı çorba çok severim. Çorba efsaneydi. Tamam ellerine sağlık. Ama acıydı. Konu samimiyetsizlikten nereye geldi? Peki başka yorum? Masa çok güzel buldum. Uyumlu. Sadece ben de masa örtüsüne takıldım. Keşke başka renk olsaydı. Daha, böyle desenli olmasaydı daha güzel. Ben genel olarak beğendim. Teşekkür ederim. Bunları beğendiniz mi siz? Evet. Ben bunların konulmasını istemedim gibi. De. Şekerlik gibi. Bende de aynılarını almak. Evet, ben onu mutfağımda kullanıyorum. Dekor olarak koyduk. Çorbamız... Olmaz çorbası.